The enemy possesses a teleporter. Victory! Merhabalar, ben Kötü Strate ve Overwatch'taki Main Nesidir serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Overwatch karakterlerini, temel mekanikleri, bazı oynanış önerileri vesaire vesaire ile tanıyacağız. Ve ilk karakterimiz, benim en çok oynamayı sevdiğim karakterlerden bir tanesi, Zenyatta. Namı değer Gandhi. Ama normal Gandhi değil, tarihli Gandhi değil, Civilization serisindeki Gandhi. Yani milletin üstüne nükleer bomba atmayı seven Gandhi. Evet, Zenyatta'yı tanıyalım. Kendisi robot bir keşiş. Evet, robot bir keşiş. Kendisi insanlarla omniklerin barış içinde yaşayabileceğini savunan bir bölüm. Bir parçası, ancak bunu tekil kişileri eğiterek yapmaktan yana. Evet, devam edelim kendisini. Kendisi bir support karakter oyunda. Yani bunun anlamı ne? Heal sağlayabiliyor. Takımını destekliyor. Ancak diğer supportların aksine ufak bir detayı var. Biraz fazla damage uyguluyor olabilir. O yüzden de Gandhi lakabını alıyor. Murder Monk'ta diyebiliriz kendisine. Ne güzel tekme atar. Neyse, devam edelim. Evet, saldırılarından başlayalım. İlk saldırısı Orb of Destruction. 2, 3, 4, 5. Bir training botu, yani 200 canlı bir karakteri 5 saldırıda öldürebiliyor. Fakat ufak bir detayı aklınızda bulundurun. Headshot'ların damage'leri arttığını unutmayın. Yani bunun anlamı 1, 2, 3. Headshot attığınız takdirde 5 saldırıda ölüyor. Evet, normal saldırıyı biraz özetleyelim. Her bir damage 40. Yani her bir saldırısı 41 damage uyguluyor. Bunun yanı sıra bunlar 6.66 metre bölü saniye hızında ilerliyorlar. Ve 20 MO'nuz var. Şu kenarda gözüküyor. Evet. MO'lar bir şekilde doluyor. Kısacası gayet çok efsanevi değil, fakat gayet makul bir damage var. Peki, Zenyatta çok yüksek bir DPS'e sahip diyorsun. Onun nereden olduğu birazdan diğer orblara geldiğimizde anlatılacak. Ama ilk önce Orb of Volley'i anlatalım. Orb of Volley'i ne diyoruz? Orb of Volley'i. Normal Orb of Destruction tutuyorsunuz aslında. Sağ tıka basılı tutuyorsunuz. Ve 5 tane, bir ikinci böyle fırlatıyorsunuz. 5 tane orbu aynı anda atıyor. Tek olayı bu. Damage'ları aynı hepsinin. Yani totalde 200 damage uyguluyorsunuz. Headshot attığınız takdirde 400 damage uyguluyorsunuz. Bunu da aklınızda bulunduruyor. Peki, bunları ne koşullarda kullanacaksınız? Normalde her koşulda normal Orb of Destruction'ınızı, yani normal sol tıkınızı kullanacaksınız. Peki, sağ tıkı ne zaman kullanacağız? Diyelim, şurada bir adet Bastion, Widowmaker ya da Torbjorn tereti var. Ve haliyle Zenyatta 200 canıyla az bir canı sahip. Bu arada 200 can dedim de sadece bunun 50'si can. Geri kalanı shield. Yani bazı damage kaynaklarından daha az damage alabiliyorsunuz ve bu kendini yeniliyor. Evet, yani o mavi olan kısım kendini yeniliyor bir süre sonra, fakat beyaz olan kısım kendini yeniliyor. Evet. Bastion burada duruyor. Gözüküp birkaç saniyeliğine hemen vurup kaçıyoruz. Ben biraz fazla durdum. Bu şekilde normalde saldırıyoruz. Evet. Bu arada Orb Volley'ler 5 tane orbunuzu beraber kullanıyor. Fakat ufak bir smot. Şimdi tek bir orb bırakacağım. Evet, tek bir orbumuz var şu an. Tek bir orbumuz olsa bile 5'ini birden atabiliyoruz. Evet, bunları aklınızda bulundur. Şimdi gelelim. Zenyatta neden bir support? Bu yüzden support. Bir başka sebepten de support olduğuna değineceğim. Bu arkadaş Orb of Harmony. Orb of Harmony'i de diye soracak olursanız, saniyede 30 heal atan bir orb. Aynı anda sadece bir takım arkadaşınızla durabiliyor. Ve takım arkadaşınızın görüş açınızda olması lazım. Diğer türlü 3 saniye içerisinde size geliyor. Fakat görüş açınızda bulunduğu takdirde saniyede 30 heal veriyor. Bu nedir diye soracak olursanız, Mercy'nin healından zayıf. Fakat oyundaki diğer bütün support karakterlerin tekil healından daha güçlüsünüz. Mercy hariç. O konuya dikkat edelim. Ana support olarak
Her daim Mercy çok daha güçlü. Yani heal support olarak. Oyundaki en güçlü heal sayı. Evet. Bunun özelliklerini değinelim. Kendisi bayağı hızlı. 40 metre, yani hızlı bir biçimde ilerliyor. 40 metre mesafesi var. 106 metre bölü saniye hızında ilerliyor. Yani sizin normal orgunuzdan çok daha hızlı ilerliyor. Bakalım. Evet. Ve bunun yanı sıra güzel felsefi konuşmalar da yapıyor. Evet, Orb of Harmony'nin yanı sıra bir adet de Orb of Discord var. Orb of Discord nedir diye soracak olursanız. Bunun düşmanı atılmadan sonra. Evet, düşmanı attık. Peki bu düşmana ne olacak? Herhangi bir damage falan gitmiyor. Bu supportların diğerleri. Evet, şimdi. Headshot'la bunun 3 kere de Discord'suz 3 kere de öldüğünü dikkat çekin. 2. Orb of Discord'un olayı ne diye soracak olursanız o player yani o orb almış player bütün kaynaklardan %50 daha fazla damage alıyor. Bu arada ufak bir detay, Zenith'in ufak bir avantajı da range. Çok yüksek bir range'si. Evet, Murder Monk ya da Gandhi unvanını buradan alıyor arkadaşınız. Unutmayın, bu damage sadece sizin, bu sadece sizin damage'inizi arttırmıyor. Ekibinizdeki bütün takım, bütün herkesin damage'ini arttırıyor. Yani, şu an bu karaktere alt içerik bir ekibim diyelim. Benim takımımdan herhangi bir kişi %50 daha fazla damage alacak. Böyle düşünün. Evet. Orb of Discord'da bu şekilde. Orb of Discord'u kullanırken özellikle dikkat etmeniz gereken şeyler. Özellikle düşman takımının önemli karakterlerine dikkat edin. Bu nedir? Tankına dikkat edin. Yani tankına odaklayın. Healer'ına odaklayın. Ve sizin takımınıza çok fazla zarar veren bir damage hero'ları varsa buna odaklayın. Diyelim Reaper. Reaper, iyi bir Reaper var karşınızda. Ve sizin takımınızı mahvediyor. Bunun üstüne bunu sürekli eksik etmeyin. Bu arada iki orda herhangi bir cooldown sahip değil. Yani spamlayabilirsiniz karakterler arası değiştirebilirsiniz. O esnada hangisine basmanız gerekiyorsa ona basın. Evet, bu şekilde orduları kullanıyoruz. Gel gelelim melee atağına. Tekme. Standart bir melee atak. Ama tekme. Bir, iki. Gördüğünüz gibi orbumuzdan daha yavaş. Fakat yakına geldiğimizde bayağı avantajlı oluyorlar. One cannot survive on strength alone. Evet, Zenyatta'nın diğer bir güçlü özelliğine değinelim. Ultisi. Hatta muhtemelen en güçlü özelliğinden bir tanesi. Transcendence. Transcendence nedir diye soracak olursanız, güzel bir ulti. Şunu bağırıp experience tranquility. Çevrenizdeki 6 saniye boyunca çevrenizdeki bütün takım arkadaşlarınıza 3 saniyede 300 heal veriyorsunuz. Saniyede 300 heal mi deriz? Olursanız neredeyse oyundaki hiçbir şey o takım arkadaşlarınızı o esnada öldüremez. Diğer bir artı olarak siz direkt ölümsüzsünüz. Bütün saldırılara immün konumdasınız. Yani hiçbir şekilde damage almıyorsunuz. Diğer bir artısı ise tekrar gösterelim. Bu ulti açıkken hareket hızınız saniyede 11 metreye çıkıyor. Yani oyundaki en hızlı şeylerden biri oluyorsunuz. Bu şekilde. Evet, bununla ilginç kombolar yapılıyor. Peki bu ultinin kullanımı nedir diye soracak olursanız kesinlikle takımın dikkatini gerektiren bir ultisi kendisi. Takımınızın yanında olması lazım. Takımınız yanınızda olduğu sürece hiçbir şekilde ölmeyecek. Bunu garantileyebiliyorsunuz. Neredeyse garantileyebiliyorsunuz. Bir adet diva ultisi falan geldiğinde takdirde. Evet. Bu sayede diyelim saldırıya uğradınız. Aynı anda iki kişi ultisiyle ya da bütün takım üstünüze saldırıyor. Q'ya basıp bütün takımınızın hayatta kalmasını sağlayabiliyorsunuz defansta.
Ya da atakta atağa girmeden önce takımınız toplanıyor. Siz Q'ya basıyorsunuz ve hep beraber hurray diye dalıyorsunuz. Bu sayede takımınızın kazanma şansını daha da arttırıyorsunuz. Diğer bir kullanım alanı ise diyelim bir Reaper üstünüze atladı. Bunun anlamı ne? Q'suna basacak. Die 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 diyerek sizi katletmeye niyetli. Siz de o esnada şunu yapıyorsunuz. Ve chatte Reaper'dan çok güzel küfürler yemeye başlıyorsunuz. Evet, Transcendence'ın kullanımı biraz dikkat gerektiriyor. Biraz ilginç bir ulti. O esnada siz hiçbir şekilde saldırı uygulayamıyorsunuz bu arada. Onu aklınızda bulundurun. Fakat bütün saldırıları da inmiyorsunuz. Yani tamamen takımınıza destek sağlayan bir şey. Yani kendinize çok büyük bir katkısı sağlıyor. Bunun yanı sıra acil durumlarda mesela süre bitmek üzere overtime'da olmak üzere ve sizin acilen yetişip overtime'ı sıfırlamanız lazım. Q yapısı yer veriyorsunuz. Evet. Basitçe zengin yatan stratejileri bu şekilde. Her su kullanımı bu şekilde. Evet. Bunun yanı sıra biraz da ne yapalım? Oyun içi videolarla inceleyelim değil mi zengin yatayı? Evet. Bu tekmeleri biraz oyun içinde görelim. Attackers incoming in 30 seconds. Let's get started. Greetings. 5, 4, 3, 2, 1. Evet, basitçe şu an şöyle oluyor. Öncelikli olarak bir adet Winston görüyorum. Ona odaklanıyorum. Sonra Winston odamdan geçince orgumu Soldier'a veriyorum ama tekrar Winston'a dalmaya geri dönüyorum. Ondan sonra Soldier'a geri dönüyorum. Mercy'ye dalacaktım ancak yeterince hızlı davranamıyorum. Sonra odamı geri Winston'a çevirip oradan Junkrat'a çeviriyorum. Sonrasında kendimin zorlanacağını düşündüğüm ve takımımın zorlanacağını düşündüğüm için ultimi kullanıyorum. Tabii burada bir hata yaptığımı düşünüyorum. Çünkü Soldier ultisini diyorum ancak ben henüz herhangi bir işi yapamadan Soldier'ı halletmiş oluyorlar. Evet, biraz hızlı oldu biliyorum. Devam ediyoruz burada. Burada Mercy'm bir adet. Rotak tarafından kapılıyor. Odamı Rotak'a çeviriyorum. Normalde Mercy'ye heal atacaktım fakat saldırıları bunu canceliyor bazen. Oluyor bu şey. Sonrasında odamı Rotak'a çevirmişim odan. Ondan sonra Junkrat'e saldırdım. Junkrat'e hızlıca öldürdük. Ondan sonra ordumu Genji'ye odaklıyorum. Bu Genji'nin kaçmasını sağlıyor. Ve ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ve tabii ki de burada bir adet Junkrat ultisi duyuyoruz. Ama bir şey olmadan icabına bakılıyor. Evet, Mercy ile beraber Soldier'ı heal'lıyoruz. Ve devam ediyoruz. Heal'ı ben Zara'ya geri atıyorum çünkü onu önerliyor. Ondan sonra oradaki parahla ilgileniyorum ve sevgili öğrencim Genji ile birebire girişiyoruz ve tekmelerinin tadına bakıyor. Bunun mümkün olduğunca yapmamaya özen gösterin çünkü karşımdaki acemi bir Genji olduğu için çok sıkıntı olmadı. Ve şu an Widowmaker'ı fark ettim. Ona odaklanmaya çalıştım ancak Soldier onu halletti. Ve tekrar Genji'ye odaklandık. Fakat Genji biraz geç kalmıştı çünkü kazanmıştık. Ve şimdiki kısımda da yaptığım şey kendi ultimi kullanarak hem Hanzo'nun hem de Parry'nin ultisinin bütün damage'ını takımın üstünden engellemek oldu. Çünkü çok fazla bir heal sağlıyorum. Evet, şimdi gelelim hangi hero olarak karşı avantajlı ya da dezavantajlı konumdasınız. Unutmadan bu listedekiler kesinlikle o hero'ya karşı %100 avantajlı ya da %100 dezavantajlı değilsiniz. Genel olarak statlar ve özellikler olarak bunlara karşı biraz avantajınızın ya da dezavantajınızın olması gerek anlamına geliyor. Bu listedekiler tamamen benim kişisel görüşlerim. Yani tamamen benim kafamdan salladığım şeyler, onu aklınızda bulundurun. Sizin oyun stilinize göre bunlar değişebilir. İlk olarak, çoğu tank hero'suna karşı aşırı avantajlı konumdasınız. Bunun sebebine gelecek olursak, tankların canı yüksek ve sizin en büyük avantajınız bütün takımın tanklara %50 daha fazla damage vurabilmesini sağlamanız. Burada başlıca olarak D.Va, Reinhardt ve Winston geliyor.
Diva aralarındaki en kolay hedefiniz Defense Matrix'i çok kısa süre ayakta kalıyor, ancak o ayakta kaldıkta kısa bir süre sonra o ayakta kaldığı esnada da aslında orbunuzu onun üstüne koyabiliyor ve o kalktıktan hemen sonra saldırınızı yapabiliyorsunuz ve çok kısa bir sürede Diva'nın mekini eritebiliyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nota, Diva kendi başınayken uzaktan damage'i size karşı arttığı için dezavantajlı konumdasınız. Fakat mekasıyla birlikte Diva'nın yakından sadece DPS'i yüksek, uzaktan ise neredeyse hiçbir damage uygulayamıyor, sizinse uzaktan çok yüksek bir DPS'iniz var. Gel gelelim Reinhardt'a. Reinhardt bazen sinir bozucu olabilir. Çünkü shield'ı aşırı derecede dayanıklı, fakat shield'ını hızlıca eritebilirsiniz ve shield'ı kalktığı herhangi bir saniye ya da Reinhardt saldırı uygulamaya çalıştığı takdirde sizin için büyük bir kolaylık olacak. Yani onun için büyük bir sıkıntısınız. Bunun yanı sıra shield'ı hakkında dikkat etmeniz gereken ufak bir nokta var. Shield'ı arkasında duran karakterleri de Orb of Discord atmanızı engelleyebiliyor. Buna dikkat edip oynarsanız da, işiniz kolaylaşabilir. Diva'dan daha zor. Ancak sıradakinden daha kolay. Winston. Sadece üstünüze doğru uçarken onun üstüne ateş edin. Mei'ye gelelim. Mei hakkında ufak bir nokta, onu avantajlılar listesine koyup koymama konusunda düşündüren bir nokta. Yakınıza geldiği takdirde Mei çok sinirinizi bozabilir. Fakat siz uzaktayken Mei size karşı en ufak bir şey bile yapamaz. Gelelim Junkrat. İyi bir Junkrat size karşı sıkıntı yaratabilir, fakat dikkatli oynadığınız takdirde Junkrat'in saldırılarından kaçmanız çok kolay. Sadece trap'ine yakalanmamaya özen gösterin. Süzülebildiğiniz halde nasıl yakalanıyorsunuz onun hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Reaper. Yine aynı şekilde. Hiçbir şekilde yakınınıza girmesine izin vermeyin. Diva gibi yakından çok yüksek bir damage'e sahipken uzaktan hiçbir damage'e sahip değil. Uzaktan mümkün olduğunca hızlı bir biçimde onu eritin. Ve gel gelelim kendi öğrenciniz Genji. Genji ile birebir de biraz sıkıntı yaşarsanız, çünkü birebir için size çok mantıklı bir karakter değil. Fakat Genji'ye karşı avantajınız şu: onun üstüne attığınız Orb of Discord bütün takımın onu çok daha hızlı öldürmesini sağlıyor. Genji'nin dezavantajı, Genji çok hızlı. Biliyorsunuz. Yani şu takımınız açısından dezavantajı, kendi açısından avantajı. Genji'nin hızı yüzünden ona saldırmak biraz zor olabiliyor. Fakat sizin %50 damage buff'ınız takımın onu olması gerekenden çok daha hızlı öldürmesini sağlayabiliyor. Birebir de ise şansınız %50. Sırada nötr olduğunuz karakterler, bunlar değişik sebeplerden ötürü nötr olabiliyorsunuz. Bazı konularda siz avantajlı, bazı durumlarda da karşı taraf avantajlı oluyor. İlk olarak Torbjörn. Torbjörn'e karşı sizin avantajlı olduğunuz konu ne? Eğer Torbjörn taritiyle ilgilenmiyorsa onun taritini sağ tıkınızla halletmeniz çok kolay olabiliyor, çünkü çok fazla canı yok. Bunun yanı sıra diğer bir avantajınız ise Orb of Discord hali. Anlaşıldığı üzere. Fakat Torbjörn'e karşı dezavantajlı olduğunuz konular şunlar. Tarit ile ilgileniyorsa 1. 2. Siz taritini fark etmemelisiniz. 3. Molten Core'u açtığında. Hatta uyarı, Molten Core'u açmış bir Torbjörn'den mümkün olduğunca uzak durun. Mümkün olduğunca. Onun sizi öldürme hızı öldürüleceği süre içerisinde ona zarar vermeniz imkansız gibi bir şey. Dikkatli olun. Gel gelelim Lucio. Lucio sizi neden size karşı nötr? Hem oyundaki en hızlı hero'lardan biri, daha sonra normal hızı en hızlı hero'lardan biri, hem de bunun yanı sıra ufak bir sıkıntısı var. Bütün takıma speed boost verebiliyor. Bu sizin zaten orblarınızın yavaş olması, daha sonra normal saldırı larımızın yavaş olması ile birleşince sizin isabet yeteneğinizi bayağı bir düşürüyor. Sizin artı noktanız ise onun çok daha hızlı ölebilmesini sağlamak ve Lucio'nun birebir de size karşı pek bir şansı olmaması. Gel gelelim Soldier 76'e. Hatırlatırım, sizin hem yakın hem orta hem de uzak mesafede DPS'iniz güzel. Birebir aynı avantajı Soldier'da sahip. Hatta ufak bir farkla DPS'i sizden daha yüksek ve kendi heal'ına da sahip bir karakter. Fakat siz onu
onun size zarar vereceği süre içerisinde öldürme imkanına sahipsiniz. Aslında birbirinizi öldürme süreleriniz muhtemelen aynı. Yani kısacası ikiniz de eşit durumdasınız benim gözümde. O yüzden de nötrdeler. McCree'ye gelelim. Sizi fark etmemiş bir McCree ölü bir McCree'dir. Ya da takımınızla beraberseniz ve McCree size saldırıysa o ölü bir McCree'dir. Fakat diğer yandan sizi stunlamış bir McCree, sizi öldürmüş bir McCree'dir. Ya da sizi fark etmiş bir McCree, sizi öldürmüş bir McCree'dir. Evet, diğer yandan Mercy. Mercy'yi neden bu listeye alıyorum diye soracak olursanız, Mercy'nin sizlerle teke tekte herhangi bir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Hiçbir şekilde. Fakat Mercy'nin avantajı şuraya giriyor. Oyundaki en güçlü tek kişilik heal'a sahip olduğu için sizin damage uyguladığınız hero'nun üstüne uygulanan damage'ı tamamen silebiliyor. Ya da en azından azaltabiliyor. Yani kısacası sizi orada efektifliğinizi kısıyor. Mercy'nin dezavantajı burada. Fakat Mercy'ye odaklandığınız takdirde o Mercy ölmüş demektir. Kaçmadığı takdirde. Symmetra'ya gelelim. Symmetra'nın yine aynı şekilde teke tekte herhangi bir şansı yok size karşı. Fakat sizin orada dezavantajınız şurada. Symmetra'nın taretlerinin yanına girdiğiniz saniye öldüğünüzde. Canınız çok yüksek bir ihtimal aklınızda bulunuyor. Hanzo. Hanzo'nun avantajı şu şekilde: mid-range bir sniper. Headshot attığı takdirde öldünüz. Ki biliyorsunuz Hanzo'nun headshot atması çok kolay. Bunun yanı sıra diğer bir detay olarak sizin takımınızın Hanzo'nun öldürülmesini kolaylaştırabilir bir özelliği var. Aynı zamanda orklarınızın Hanzo'nun görülme ihtimalini Hanzo'nun sizin tarafından görülme ihtimalini arttırma ihtimali var. Çok kötü bir cümle kurdum, farkındayım. Diğer bir yandan teke tekte biraz eşit durumdasınız. Ama Hanzo biraz daha avantajlı benim gözümde. Takımla beraberseniz işler değişiyor. Ve son olarak nötrlerde Zenyatta. Açıklamaya gerek var mı? Sizin kendinizsiniz. Ve son olarak da dezavantajlar listesi. Burada ilk olarak benim karşımda görmekten en nefret ettiğim karakter olan Tracer. Oyundaki direkt en hızlı karakter. Oradan oraya sıçrayıp sizin onun üstüne ateş etmenizi imkansızlaştırıyor. Ve sürekli size odaklanıp, sürekli sizin arkanızda olup, sürekli size ateş ediyor. Yani kısacası sinirlerinizi bozuyor. Bunu söylerkenki sesimdeki sinirden anlayabilirsiniz. Fakat Tracer'a karşı bir avantajınız var. Onun üstüne orba atmayı başardığınız takdirde, ki recall yapmamasına dikkat edin, recall'u sizin orbunuzu siliyor. Orb üstünde olduğu takdirde takımınızdaki kim olursa olsun ona tek atabilir. Belki Mercy değil. Özetle zaten neredeyse her şeyden tek yiyen bir karakterin direkt her şeyden tek yemesini sevebiliyorsunuz. Ama bunun dışında Tracer sizin için bir işkence. Sonrasında gelelim Bastion'a. Yani Bastion'ı fark etmenizle ölmeniz aynı ana denk gelebiliyor çoğunlukla. Fakat ufak avantajlarınız var. Gizli saklı saldırılardır, şudur budurla Bastion'ın icabından bakabilir. Gelebilirsiniz ya da bir adet divanın vesaire arkasına saklanarak. Fakat onun yanı sıra teke tekte size karşı pek şansı yok. Yani ufak bir avantaj, onun yakınına gidip sürekli çevresinde dolanırsanız size ateş etmesini engelleyebilirsiniz. Bunu aklınızda bulundurun. Sonrasında gelelim Para. Ayrı küfür ettiğim başka bir karakterdir. Kendisi Parah'la alakalı sıkıntı şurada. Sürekli uçtuğu ve çok tuhaf hareket ettiği için onun üstünü nişan alamıyorsunuz. Hatırlatırım, saldırılarınız yavaş. Ve yavaş saldırı, hızlı ve değişik yönlerde hareket eden bir karakterle birleşince pek iyi bir ikili olmuyor. Diğer yandan Para'nın saldırıları ise alan damage'i attığı için size hedef alması çok daha kolay. Kısacası neredeyse hiçbir şansınız yok ona karşı. Ona karşı yapacağınız şey üstüne Orb of Discord'u atıp takım arkadaşlarınızın icabına bakmasını dilemek. Umarım bakarlar. Diğer bir
dezavantajlı olduğumuz hero ise Zarya. Zarya'nın noktaları şu: kendi shield'ını açtığı saniyeden itibaren siz onun üstüne attığınız orb devre dışı kalıyor ve o esnada saldırı uygulayamıyorsunuz. Uygularsanız sadece onu beslemiş oluyorsunuz. Aynı şekilde başka bir takım arkadaşına da shield atabildiği için onun üstünden de Orb of Discord'u silebiliyor. Ve bu sizin için büyük bir sıkıntı demektir. Fakat onun yanı sıra size teke tekte bir saldırı avantajı yok. Fakat sizin ona karşı olan bütün avantajlarınızı silebiliyor. Gel gelin Widowmaker. Sizi fark etmiş bir Widowmaker sizi öldürdü demektir. Tabii Widowmaker nişan almayı biliyorsa onu da zannediyorum. Acemi bir Widowmaker sizin için sıkıntı değil. Sadece body, headshot dışında bir damage aldığınız takdirde saklanmaya dikkat edin. Gel gelin Rotak. Evet, uzaktan normalde Rotak'a karşı avantajlısınız. Fakat Roadhog sizi kancasına yakaladığı takdirde bu siz öldüğünüz demektir. Kurtulma şansınız yok. Kancasını taktığında zaten bir damage uyguluyor. Bunun yanı sıra yakaladığında uyguladığı damage direkt sizi öldürüyor çünkü canınız az. Evet, basitçe avantajlı ve dezavantajlı olduğumuz karakterler bu şekilde. Ve sanırım bunlarla beraber Zenyatta hakkında temel olarak anlatabileceğimiz çoğu şeyi anlatmış olabiliriz. Eksik bir şey gördüyseniz lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bunun yeni bir seri ve benim için yeni bir konsept olduğunu da hesaba katarsanız lütfen yorumlarda genel olarak fikirlerinizi, eleştirilerinizi vesaire belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.